9 Haziran gecesi 33 yeni oyun duyuruldu abi. Tabii bu 33 oyun arasında daha önce gördüğümüz çeşitli etkinliklerde haklarında fikir sahibi olabildiğimiz oyunlar da vardı ama bu sefer işin gameplay ve içerik bazında detaylarına da inilmişti. Bir de bir şey merak ediyorum. Ortada iptal edilen bir E3 fuarı var lan. Pandemidir, hastalıktır, odur budur derken E3 iptal edildi ama kafamıza etkinlik yağıyor. State of Play, Summer Game Fest, Xbox Showcase, Bethesda Showcase ve daha nice etkinlik. Ha bundan şikayetçi miyim? Değilim. Etkinlikler, yeni oyunlar, yeni haberler, sevdiğimiz oyunlar hakkında detaylar, bunları görmek tabii ki beni mutlu ediyor. İçerik çıkıyor, çok yani iyi oluyor. Ama madem bunu böyle yapabiliyorsunuz, online olarak da bir şeyleri hem önce hem de günümüzde sunabiliyorsunuz. E o zaman E3'ü niye iptal ediyorsunuz lan? Neyse vardır bir bildikleri deyip konumuza dönelim. Summer Game Fest yani yaz oyun festivallerinin 2022 yılındaki sunumunda gösterilen 33 oyun hakkında konuşalım. Normalde bu video kronolojik sırayla ilerleyecekti. Yani Game Fest süresince duyurulan 33 oyunu da duyurulma sıralarına göre listeleyip üzerinde konuşmayı düşünüyordum ama hepimiz için en büyük haber eminim ki Last of Us'ın remake versiyonuyla PC'ye gelişiydi. Kronolojik sırada gidersek de bu haber sunumun sonunda olduğundan videonun da sonunda olmak zorunda kalacaktı. O yüzden bu videonun sadece bu sırasında bir değişiklik yapıp önce Last of Us'ı konuşalım. Abi Summer Fest yayını başlarken biz de kayda şu sözlerle girmiştik. Doğal Şok ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Summer Game Fest'le birlikteyiz. Ya biz bundan önce State of Play'de çok büyük şeyler gördük. Hiç de büyük şeyler beklemeyerek gördük. Resident Evil 4 Remake'i bekliyorduk. Ama böyle bekliyorduk ama hani gösterileceğini beklemiyorduk. Biz bekliyorduk hani keşke gelse diye. Geldi. Spider-Man PC'ye gelecek mi diye bekliyorduk. Çok da aylardır konuşuyorduk bunu. O da geldi. E şimdi burada da Epic Mustafa abimi de tanırsınız. Her zaman diyordu ki bir dahaki oyun The Last of Us olacak. Bilgisayara gelecek. Görecek miyiz acaba? En büyük beklentilerimden biri 7 ay önce de videosunu yapmıştım gelecek diye. Şu an en çok onu bekliyorum abi. Fakat sunumda 2 saate aşkın bir süre geçtiği için yavaş yavaş ümitlerimiz kaybolmaya başlamış. Bu heyecanı başka bir barda yaşayacağımızın düşüncesine kapılmıştık. Abi sonra şu oldu. Neil Druckmann! Last of Us! Neil Druckmann! Yerinde Last of Us! Niye tüken? Bir dakika. Last of Us mı dedi? Lan Neil Druckmann! Neil Druckmann abi daha bunun ötesi yok. Oğlum belki bak başka bir şey falan vardır. Durun bir. Bir dakika. Daha bunun ötesi yok. Bir durun bakalım bir. Hadi. Oğlum Last of Us bu saate kadar beklet. Anam üstüküm. Last of Us! Ne bu be? Allah'ım sana şükürler olsun ya abi. Allah'ım sana bugün gösterdiğin için. Aklı tuttuk yine. Allah'ım sana şükürler olsun. Senin için rastlamak. Kanka bilgisayara getir bu konuyum be. Abi şu arkadaki PlayStation yazısını bir kaldır bilgisayara yazsanız da 2 saniye. Ulan bir şey diyeceğim. Yok mu lan ilk oyuna da Türkçe dublaj yapmaları? Aha remake. Remake. Bir dakika. Oğlum bak çürüyorum dükkanı kes. Bak. PC. Allah'ım kesin oynuyorum. Kesin oynuyorum. Bu da senin ananı sikeyim. Pişi dedim. Dur kafam gitti bir şey oldu. Barış geliyor. Eylül kesin. Eylül'ün ikisi. Eylül'ün Bir şey diyeceğim. Burada da haklı çıktım. Oğlum eylemin ikisi ne lan? Left Behind de geliyor. Left Behind de geliyor. Parti. Pisi ya. Senin canını kovmam be. Kesinlikle ödeyeceğim ben bunu. Tüylerim diken diken var ya. Lan bir de bir Türkçe seslendirme. Bokun çıkarmıyor tamam. Türkçe dublaj. Bokun çıkarmıyor. Kahin konuştu bir kere. Ya daha ortada söylenti yokken 5 gün önceki WhatsApp konuşmalarımızı bir ekrana verebilirsek. Evet. Dediğim gibi ortada hiçbir söylenti yokken 7 ay önce Last of Us mutlaka bilgisayara gelecek demiştim. Bundan önce de birkaç teoride bulunmuştum. God of War'ın PC'ye çıkacağını, Spider-Man'in PC'ye geleceğini, Resident Evil 4'ün aylar öncesinden yakın tarihte duyurulacağını, Max Payne remake ile ilgili en ufak bir söylenti bile yokken üzerinde videolar yapmıştım remake'inin geleceğiyle ilgili. Ve de tabii ki şu an konumuz olan The Last of Us'ın 7 ay önceden beridir PC tarafına mutlaka
mutlaka geleceğini söyleyip söyleyip durmuştum. Çünkü abi her şey ortada. Sony artık ekskluzifle değil globale oynayarak kazanacaktı parasını. Bu da Horizon, Days Gone gibi denemelerin ardından olumlu sonuçlar aldıklarını fark edip önce konsolun imza oyunlarından olan insanlara konsol aldıran God of War'la ardından aynı şekilde konsol alma nedeni olarak görülen Spider-Man'le ekskluzifin kapılarını resmen kapattı Sony. Zaten konsol tarafına baktığımızda hem PlayStation 5 hem de DualSense de en azından konsol oyunculuğu için günümüze gelecek son noktaydı bence. Yeni bir PlayStation görür müyüz? O bile büyük bir şüphe yani. Bu süreçte Sony VR 2 teknolojisine yatırım yaparken hala oyun dünyasının en iyi oyunlarına sahip olduğunu da hesaba katarak bizim bunlardan hala ekmek yememiz gerekiyor mantığıyla bilgisayar tarafının teknolojisini, RTX'i, DLSS'i, Unreal Engine 5'i, GeForce Now'ı ve daha birçok oyuncu dostu sistemi ayak uydurmak için kullanmak zorunda. Japonların kurallarımızı esnetemeyiz mantığını exclusive mantığıyla beraber çöpe atmak zorundalar ve o döneme girdiler. Bu da oyun sektörüne gelen büyük rekabetin arkasında fanboy olarak adlandırabileceğimiz o iğrenç mahlukatları birer Halo'lara dönüştürdü. Ya bu Halo yok mu Witcher'da? Onlara dönüştürdü. Abi ben bu oyun için konsol almıştım. Ne demek PC'ye geliyor diyenlerden tut PlayStation ve Sony'yi satıcılıkla suçlayana kadar birçok toksik fanboy canavara dönüşürken ben de onlara Witcher büyülerimle yaklaşmak istiyorum. Yer yok, o yüzden bu kadar yaklaşabildim. Zaten korona var. O yüzden bu kadar yaklaşmam makuldür. Canım inişleri, onlarca yıldır exclusive mantığıyla sadece konsol üzerinden oyun oynadınız. PC'ye gelen oyunların çıkış yıllarına baktığımızda Horizon Zero Dawn 28 Şubat 2017. Neredeyse 6 yıl olacak. Days Gone 26 Nisan 2019. Neredeyse 4 yıl olacak ki hiçbiriniz Days Gone veya Horizon için PlayStation almamıştır diye düşünüyorum. O yüzden büyük exclusive'lere bakalım. God of War. Abi oyun 2018 yılında çıktı. Neredeyse 5 yıl olmak üzere. Aynı şekilde Spider-Man 2018'de çıktı. 5 yıl olmak üzere. Remake'i yapılan ve PC'ye gelecek olan Last of Us 2013'te çıktı. 10 yıl olmak üzere. Ya PlayStation'ın bir markası olmayan Rockstar bile Red Dead Redemption 1'i sadece PlayStation Exclusive yaptı. Red Dead Redemption 2'yi önce PlayStation'a, sonra 1 yıl sonra bilgisayara getirdi. Ulan biz konuştuk mu niye gelmiyor diye. Ya biraz konuştuk ama öyle yani görecek ötecek keseriz biçeriz demedik. Bilgisayar tarafını suçlamadık. Siz nasıl oyun getirmezsiniz etmiyorsunuz demedik lan. Ulan aç herifler, yetmedi mi bunca yıl? Sony yeni bir God of War yapacaksa, yeni bir Spider-Man yapacaksa, siz size yine mükemmel oyunlar verecekse bu adamların para ihtiyacı var değil mi? Öpücükle yapılmıyor bu oyunları. PlayStation'ın, bak PlayStation diyorum, konsol üretiminde sıkıntı çekmelerini bir kenara atalım. Hani çok fanboysanız bunu da biliyorsunuzdur. Sony PlayStation üretmekte şu an sıkıntı yaşıyor. Bazı bu materyalleri bulamıyor şu an. Ama biz bunu bir kenara atalım. Bilgisayar oyunculuğunun günümüzde bu kadar yaygın olması, adamların yeni ID'ler ya da devam oyunları yapmak için bunu değerlendirmeleri niye bunu savaş meydanına dönüştürüyor? Abi oyun oynamak eğlenceye giden bir yol değil mi? Eğlenceye giden yollardan biri değil mi? Yani kafa dağıtma aracı değil mi? Çalışırsın, mesai yaparsın, ailenle tartışırsın. Manitayla aran bozulur, canını sıkan bir durum olur, geçersin oyun başına, kafanı dağıtırsın. Yırtık kondom mahsulü, sal ki herkes kafasını dağıtsın, herkes oyun oynasın. Adamı delirtmeyin ya. Bu kadar maymun olmayın oğlum. Keşke her oyun her yere gelse. Keşke her oyun çok daha uygun fiyattan herkesin ulaşabileceği marketlerde satılsa. Keşke herkes her şeyi oynayabilse. Keşke herkes özellikle şu boktan günlerde eğlenebilse lan. Şunu düşünmek niye bu kadar zor abi? Bir de şey tayfa var. Last of Us remake gereksiz de. Tamam, ben sana saygı duyuyorum kardeşim ama nasıl? Haklı oldukları yer, Last of Us'ın PlayStation için kesinlikle remake versiyonu bence büyük bir gereksizlik. Burada okeyiz. Ama benim gibi bu oyunu PC'ye bekleyen, PlayStation tarafından neredeyse hiç deneyim etmemiş adama günümüz teknolojisinde gidip 2013 model oyun getirirsen kusura bakma da ben oyuna 60 dolar falan vermem. Ha ben 60 dolar vermezsem oyuna, sen de Sony'den yeni bir oyun göremezsin. Çok farazi bir örnek oldu ama mantıklı düşünce emin olun tuşlar yerine oturacaktır. Pardon, tuşlar değil, taşlar yerine oturacaktır. Ama mantıklı düşünün, çok zor bir şey değil. Kaldı ki günümüze kadar çıkmış birçok remake'i karşılaştıralım. Kaliteli remake'ler yok değil ama düz bir remake yerine adamlar hem ekstra oyun modları, hem Türkçe dublaj, hem günümüz teknolojisine yakışır bir Last of Us sunuyor sana. Sen de diyorsun ki yok abi gereksiz. Çocuklar gözlerinizi kapayın. Al gereksiz. Nereye gereksiz oğlum lan? Bak DLSS gelmiş, RTX gelmiş, GeForce Now gelmiş. Ya bırak adam hani günümüze uyarlasın onu ya. Ya üstüne senin ülkeni düşünüyor, Türkçe dublaj getiriyor, sen oradan tweet atıyorsun. Ya gereksizdi. Abi ben anlamıyorum sizi ya. Ya aynısını CD Projekt Red Witcher duyurdu. Yeni Witcher getiriyoruz dedi. Yeni nesil Witcher getiriyoruz dedi, ona yaptınız. Adamlar bizi düşünen nadir oyun firmalarından biri. Türkçe dil desteği getiriyorlar. Oyunları uygun fiyata veriyorlar ama adamların ağzına sıçtınız. Ya PlayStation tarafında oyunlar o kadar pahalı çıkarken bu adamlar diyor ki ulan zaten adamların ekonomisi kötü, biz bunlara oyun satamayız diye düşünmüyor. Gidiyor sana Türkçe dublaj yapıyor. Ya veriyor yatırımını, yapıyor yatırımını. PlayStation Türkiye'yi biliyorsun zaten, uğraşıyor bizim için. Gereksiz de. Buradan
Neyse devam edelim. Buradan Sony'yi savunuyor gibi oldum farkındayım ama yemin ediyorum alakası bile yok. Ben oyunculuğu savunuyorum abi. Her şeye bu kadar muhalefet olmayın. Her şeye bu kadar rızasız. Her şeye bu kadar fanboy olmayın. Az adam olun, fazlasına yemin ediyorum gerek yok. Yani sen bu oyunu bilgisayara bekleyecek adama bana saygı duyarsın dersin ki PlayStation tarafı için gereksizdi. Ben de sana saygı duyarım, haklısın derim. Ama genele bakıp bu adamlar bizim için uğraşırken, benim gibi ilk defa oynayacak adamlar varken genelleme yapıp da gereksiz şöyle gereksiz böyle gereksiz diye bir de gerekli olup sevinenlere laf sokarsan bizde de sokacak şeyler var. Hiç hoş değil. Yapmayın. Saygı duyalım birbirimize. Street Fighter 6. Abi Summerfest kapılarını Street Fighter 6 ile açtı biz oyun severlere. Daha önceki etkinliklerde oyunun daha çok mini açık dünya tarafına yoğunlaşılmışken bu sefer klasik dövüş türünün gerektirdiği bölümün gameplay tarafına yoğunlaşılarak oyunun aksiyon sistemi hakkında bilgiler verildi. Ya Street Fighter 6 benim çok hype'landığım bir oyun değil. Zaten günümüzde bu tarz dövüş oyunlarını neredeyse hiç tüketmeyen bir oyuncu olarak Street Fighter özelinde merak ettim. Tek şey bu NBA'in de zamanında denediğim mini açık dünyada kariyer kasarken aynı zamanda keşifler, görevler ve bu gibi unsurlarla oyunun desteklenmiş olması. Street Fighter 6'da nasıl işleneceğini cidden merak ediyorum. Oynanış olarak da klasik bir dövüş oyunu zaten. Ve 2023'te de geliyor. Yani tek beklentim o açık dünyanın nasıl olacağı. Başka bir beklentim ya da merakım yok. Aliens Dark Descent. Bundan bir iki yıl öncesine kadar Aliens Firetime diye bir oyun çıkmıştı. Bu da World War Z, Sniper Elite veya Nazi Zombie Army kafasıyla oynanan co-op ilerlemenin ön planda olduğu third person shooter bir oyundu. Aliens Dark Descent'ı gördüğüm anda direkt o temada bir oyun olduğunu anlamıştım. Ya ama yok, yok. Farklı bir şey, Aliens vardı ya Fireteam, ona da benziyor yapmış değil mi? Abi bu Aliens, ben sana bir şey söyleyeyim. Aliens bu. Evet. Alien Fire, ya aynen onun havasını verdi bana mı? Yok. Ama farklı bir şey. Yok. Değil, başka Aliens bir şey. Aliens değil bu başka. Aa Aliens. O Alien. Oyunun 2 dakikaya yakın süren sinematik bölümü bittikten sonra 4-5 saniye süren bir oynanışı gösterildi. Tahminlerimizin de teyitlenmesi üzerine izometrik Alien temalı co-op bir oyun bizlere gelecek. Bizlerle olacak da şeyi anlamadım ben ya. Abi böyle uzun bir sinematik gösterip oynanışı niye 3-5 saniye gösterdiniz? Burada da iki tüyerim var. Ya hiçbir şey hazır değil ya da bu adamlar bu oyunun oynanış tarafına şu anlık güvenemiyorlar. Oyunun çıkış tarihi olarak 2023'ün bilinmeyen bir bölümünü belirttikleri için gösterilecek malzeme azdır diye düşünüyorum. Ha oynar mıyım? Böyle aşırı yoklukta gider herhalde. The Callisto Protocol. Abi bu yılın en beklediğim oyunlarından biri kesinlikle The Callisto Protocol. Oyunu ilk gördüğümüzde Dead Space esintileri barındıracak bir oyun olduğu çok açıktı. Tıpkı Dead Space'de de olduğu gibi arayüş sisteminin temiz kullanılması, oyuncunun tamamen oyunun atmosferine kapılmasının sağlanması, heal barının hemen karakterinin sırtında görünmesi, cephanenin silah bitişiğinde oyuncuya gösterilmesi ve bu gibi etmenler The Callisto Protocol'ü Dead Space'in ruhani bir reboot'una dönüştürüyordu. Zaten sunum sonrası fark etmiştim ki The Callisto Protocol'ün yapımcıları Dead Space'in yapımcılarıyla aynı. Tabii bunu fark ettiğimiz yer bu Summerfest değildi. Bir önceki State of Play'di. Orada ilk defa duyurulmuştu. Summerfest üzerinde daha önce gördüğümüz mini gameplay ve sinematiklerin üzerine çok daha fazla oynanış mekaniği sunuldu bizlere. Oyunda özel yeteneklerin yer alması, aim kontrolünün çok da basit olmaması, oyunun kan ve vahşet dolu bir oyun olarak karşımıza çıkacak olması, gerçekçi parçalanma efektleri, zırh ve silah üzerinde yenileme ve geliştirme yapabilme ve çok daha fazlası. Ha bir de bu oyunla ilgili şöyle bir olay var. Summerfest etkinliğinden hemen önce, yani Game Fest etkinliğinde duyurulduktan sonra oyun Steam'de 92 TL'ye ön satışa açılmıştı. Bu da oyunun ülkemiz üzerinde hatalı bir fiyatlandırmayla satılması anlamına geliyordu. Çünkü dolar 17'yi, euro 18'i görmüşken dışarıda 60 dolar bandında satılan bir oyunu 92 liraya almak imkansız kelimesinin eş anlamlısı bir hareket abi. Steam ülkemizde kuru 1.5'tan hesapladığı için ülkemize fiyatlandırma girmeyi unutan yapım firması Amerika'da sabah olunca gözlerini tüm Türkiye'nin 92 liradan The Callisto Protocol almasıyla açmış olsa gerek ki 4-5 saat içinde oyunun fiyatı 499 lira olarak satılmaya devam etti. Yani değişkenlik gösterdi. Sonuca gelirsek Dead Space'in ilk oyunu mantık anlamında çok hoşuma giden, oynadığım süre zarfında oldukça sürükleyici bir yapımdı. Devam oyunlarında işin içine çok oyunculu oynanış tarafı ekleyip o unsurlara ağırlık vererek bir nebze sıçış harekatı gerçekleştirmiş olsalar da The Callisto Protocol adıyla birlikte aynı mantığı taze ve yeni bir başlangıçla, hataların göz önünde bulundurulma stratejisiyle, günümüz teknolojisiyle çok daha kaliteli bir adım atılacak gibi geliyor bana. Yılın en beklediğim oyunlarından biri kendisi. 2 Aralık'ta da çıkışını yapacak. Call of Duty Modern Warfare 2. Türk oyuncular arasında Call of Duty serisini en uzak oyuncu benim galiba lan. Bu serinin de iyice Assassin's Creed, Far Cry gibi isim var, para yapar, sıçsak da alırlar kafasıyla ısıtılıp ısıtılıp önümüze konulduğunu düşünüyorum artık. Modern Warfare 2 grafik anlamında oldukça hoş dursa da etkinlikte gördüğüm kadarıyla vuruş siyatı ve silah sesleri konusunda çok matat kalmış lan. Pompa alım lan. Ya nereden çıkardın lan? O ne oğlum? Bunun sesi ne lan? O ne oğlum ya? Silah sesini niye kötü yapıyor bunlar? Ben anlamıyorum ya. O şapkandaki
küçük sesi yoktu mesela. Keşke olsaydı. Bu arada oyun 700 veya 800 lira civarında satılıyordu sanırım ülkemizde. Bence değmez abi. Cidden değmez. Sıktı artık. Oyunla ilgili söylenene göre Call of Duty serisindeki tüm efsane karakterlere yer verilecekmiş bu yapımda. Ama benim kafamda çok da bir şey değiştirmedi bu düşünce. Çünkü Code serisini kafamda efsaneleşecek kadar çok oynamadım. Ya da içeriğindeki karakterleri Captain Price haricinde çok tanımıyorum. Bilmiyorum. Bu ayıp mıdır bilmem ama sevemiyorum ben Code'u ya. Flashback 2. 30 yıl öncesinin sevilen iki boyutlu aksiyon oyunlarından olan Flashback retro havasını koruyarak günümüze uyarlanmıştı. 2022'nin kış aylarında gelecekmiş, gelsin bakalım. Witchfire. İçinde sağlam bir hikaye anlatımı barındırmayan karakter alt metinleri, tasarımları ve bu gibi unsurları oldukça geri planda bırakıp sadece Musou tarzının first person shooter kamera açısında silahlarla buluşmuş olduğu, önüne geleni vur ve ilerle kafasındaki arcade shooterlarla hiç mi hiç aram yok, ilgi besleyemiyorum bunlara. Bundan dolayı Witchfire'da bende pek bir şey uyandıramadı. Oyun şu an Epic Games Exclusive olarak istemci üzerinden istek listesine eklenebiliyor. Aynı zamanda çok yakın tarihte erken yaşın versiyonu da oynanılabilir olacakmış. Abi ilgilisi için gayet hoş duruyor ama benim için hoş durmuyor. Çünkü bilmiyorum, sevemiyorum türü. Fort Solis. Lan bu oyunda Dead Space vari bir oyun lan. Böyle sanki Dead Space'den, The Callisto Protocol'den, Alien Isolation'dan görsel ve oynanış mekanikleri, biraz da Mad Max ve Arkham Knight'tan araba mekaniklerini bir tencerede kaynatmışlar. Ortaya Fort Solis çıkmış gibi duruyor ilk izlenimde ama gerilim hissi veren Topos'a şuturlar beni hep kendine çekmişlerdir. O yüzden Fort Solis'e de ufaktan bir beklenti beslemeye başladım. Oyunla ilgili neredeyse hiçbir gameplay görmesek de oyunun oyuncu ve seslendirme kadrosunda Red Dead Redemption 2'de Arthur Morgan'ı seslendiren ve ödül üstüne ödül alan Roger Clark'in de yer alıyor olması bu beklentimi desteklemeye yetiyor. Ama oyun henüz hiçbir çıkış tarihi vermedi. Ama Steam destek listenizde ekleyebiliyorsunuz şu an. Routine. Routine bolca jumpscare göreceğimiz FPS korku türünde bir oyun olarak gibi duruyor. Bir de karakterin elinde böyle kameramsı bir şey vardı, yakalandığında karşılık falan da veremiyor. Bu gördüklerim de Atlas kafası. Aksiyondan uzak, sadece korku üzerine yoğunlaşılmış ve yürüme simülatörü bir oyun olma ihtimalini arttırıyor ve beni kendinden hayli uzaklaştırıyor maalesef. Oyun hakkında henüz çıkış tarihi verilmedi. Stormgate. Ulan şu oyunu ilk gördüğümde teknolojik bir Tomb Raider vibe'ı almıştım ama hiç gecikmeden böyle çok az bir süre zarfında hayatımın en kötü oyun tanıtımlarından birini izlediğimi fark ettim. İşin içine Transformers'ımsı aletlerin girmesi, sunumda gördüğüm kadarıyla seslendirme ve mekaniklerin sinematikte bile rezalet oluş falan derken Stormgate benim için gelmese de olurmuş be dediğim bir oyuna dönüştü. 2023'te oyunun betası açılacakmış, valla beni hiç çekmedi. Highwader. Abi bundan bir iki yıl önce kadar Sea of Solitude isminde bir indie oyun oynamıştım. Şu an ekranda gördüğünüz oyun da bu bahsettiğim oyunun ta kendisi. Hacı bu oyun şu an üzerinde konuştuğumuz Highwader'a çok benzemiyor mu lan? Direkt aklıma Sea of Solitude geldi gördüğüm anda. Bu arada Sea of Solitude oynadığım süre zarfında aklımda kalan, beni çok mutlu eden ve devam oyununu beklediğim bir oyundu. Highwader o açıdan bir merak uyandırdı. Bende içerik olarak benziyor. Eğer kalite anlamında da benzer bir iş çıkarsa ortaya sağlam bir indie olacaktır diye düşünüyorum. Oyun da bu yıl geliyormuş, merakla bekliyorum. American Arcadia. Bu oyunda başta bizi City Skylines gibi bir oyunla karşı karşıyayız gibi düşündürmüştü ama işin içine 2.5 boyutlu platform unsurları, gizlilik mekaniği, robotlar falan karışınca ilgimi çekmeyi başardı. Oyunun tuş kombinasyonuyla ilgili bir fikir sahibi olamadık ama acaba doğru zamanda doğru tuşa basmamız gereken bir platform oyunu mu, yoksa oynanış anlamında çok daha fazlasını mı sunacak, bekleyip göreceğiz orasını. Oyunu şu an Steam üzerinden istek listemize ekleyebiliyoruz ama net bir çıkış tarihi yok. Goat Simulator 3. Valla bu da hiç mi hiç beklenti beslemediğim, asıl amacım kafa dağıtmak olduğu, geyikleri fantastik bir şekilde kontrol ettiğimiz, uzak durduğum simülatör türünün ilginç bir oyunu. 2022'de geliyormuş. Midnight Suns. Lan şu oyun hakkında da adam gibi gameplay gösteriyorsanız gösterin lan artık. Her Midnight Suns gösterimde yeni bir Marvel animasyon filmi izliyor gibi hissediyorum kendimi. Sıktı abi bu durum. Sıra tabanlı bir oyun olacağı için kendisine hiç bilgi beklemiyorum ama meraklısını da merakta bırakmayın artık. Bir şeyler gösterin lan. Ta ne zaman duyurdunuz bu oyunu? Bu arada fark ettim ki üst üste çok fazla beklenti beslemedim oyun denk gelmiş kronolojik olarak ama bu benimle ilgili değil. Gerçekten o türler denk gelmiş. Yoksa beklediğim mükemmel oyunlar da var. Cuphead'in Delicious Let's Course. Cuphead'in yeni bir kadın karakterinin de işin içine dahil olmasıyla devam oyunu gelecekti. Buna tam bir devam oyunu da diyemeyiz aslında. DLC'si simsi bir ekstrası gelecekti. Delicious Last Course da oyun işte abi. Oyun 30 Haziran'da oynanılabilir olacak. Neon White. Abi bu oyun var ya, bu oyun tam bir epilepsi düşmanı. Bu zamana kadar ışık süzmesi, ışık patlamaları, renk geçişleri barındıran tonlarca oyun oynadım. Allah'a şükür bir hastalığım olmadığı için hiçbirinden etkilenmedim ama şu oyunun sunumunu izlemeye bile zor dayandım lan. Oyun tür olarak sürekli hareket halinde olmamız gereken, neyle ateş ettiğimizi bile göremediğimiz, anime çizimlerini temel alan bir arcade platform shooter. Anladığım kadarıyla platform unsurları da fazla yetenek gerektirmeyen, oldukça çizgisel ilerleyen bir yapıya sahip. Üzülerek söylüyorum, bu da hiç mi hiç ilgimi çekemedi. İlgilenen Mart oyunu 16 Haziran'da çıkıyor. Might Night Fight Express. Dostlarım ben bu oyuna acayip düştüm lan. Bu oyunun tarifini yapacak olsam PlayStation 1 zamanlarında oynadığım Jackie Chan'ı bu yıl deneyim ettiğim ve en sevdiğim indilerden olan Sifu'yu bir araya getirir. My Friend Pedro'dan da oynanış çeşitliliğini araklayıp izometrik bir açıda oyunu süsler ve Might Night Fight
Express adındaki mükemmelliğe kavuşurdum. Biraz da Hotline Miami var tabii. Böyle biraz da Hotline Miami atardım şöyle. Abi oyun çok iyi duruyor lan. Gerek Hotline Miami esintileri taşıyan ve aşırı çeşitlilik gösteren level tasarımları, gerek oynanıştaki yakın dövüş, uzak dövüş ve farklı araç kullanımları, fizik motoru, kan efekti, vuruş siyahatı ve çok daha fazlası. Bu saydıklarımı sadece mini gameplay'ler göstererek oyuncuyu hissettirebilmek ciddi anlamda zordur. Ama Might Might Fight Express sunum boyunca her saniyesiyle büyük ölçüde etkiledi abi beni. Oyunun yazarları arasında Destiny 2'nin yazarı yer alırken motion capture çekimlerinde God of War 2018 içinde yer alan oyuncular, yani aktörler kullanılmış. Ayrıca oyunun 40'tan fazla orijinal müziği de Noise Cream müzik grubuna yaptırılmış ve oyun 23 Ağustos'ta çıkıyor abi. Heyecanla, merakla, şevkle bekliyorum. Demosu da şu an oynanılabilir durumda bu arada. Steam üzerinden indirip oynayıp deneyimleyebilirsiniz. Honkai Star Rail. MiHoYo'dan yine Genshin Impact, Honkai Impact tarzı bir gacha daha geliyor. Ya adamlar zaten paranın kolay yolunu gacha türüyle buldular. Hani metamal oyun seviyorsanız da ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bir oyun olacak sanırım. İçeriğine pek bakamadım ama bildiğin işte Honkai Star Rail, Genshin Impact, Honkai Impact benzeri bir oyun. Zenith Zone Zero. Yine az önce bahsettiğim Honkai Star Rail'la birçok benzerlik taşısa da bir iki yıl önce Tower of Fantasy diye bir MMO duyurulmuştu. Aynı şu an üzerinde konuştuğumuz ZZZ esintileri barındıran bir yapımdı o da. Yolda Blue Protocol falan da var. Bayağı anime tabanlı gacha'ya da MMO'ya doyacağız gibi duruyor. Hadi bakalım. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Abi sunumda en çok beklediğimiz oyunlarından biriydi. Duyurulduğunda da şöyle anlar yaşandı zaten. Aha! İşte bu geliyor. Aha, benim oyun geliyor. Gel, seni ne zamandır bekliyoruz, gel. Abi evet ya. Hadi bakalım. Bunu 4 kişilik co-op oynamamız yok mu? Abi bunu oynayacağız. Oynayacağız. Bu kaçmaz. Bunu kesinlikle oynayacağız. Bu benim oyun, dur. Ninja Turtles. Kırışlarımı getirin. AKC'yi de getirmiş. AKC de gelmiş. Aa, çok güzel gözüküyor lan. Oo, harbi bayağı iyi duruyor lan. AKC Jones. Yay. Kababanga. Çok iyi lan. Ya şöyle yemin ediyorum beat'em up oyunlarını özlüyorum ya. Evet, evet. Leonardo. Abi çok iyi gözüküyor. Donatello, Raphael, Michelangelo. Bu arada şey de var değil mi? Böyle hani... Ama 6 kişi ne oluyor lan? Bu SNES görsellik. Biraz 6 player mod mu? 6 kişi. Tamam, bizim ekibi topla. Şimdi dur. Herkes geliyor, herkes. Ben Leonardo. Dambra. Ben Donatello'yum kardeşim. Barış, ben Rafael, Oğuz, Michelangelo, Başak, April, Necmettin abi Splinter, Uğur abi de Casey. Shredder's Revenge. Çok iyi lan. Çok iyi. 6 kişilik mod bayağı iyi. Kaşar peyniri. Kaşar peynirinden doğan kötü adamla görüşeceğiz. Ne yapıyor lan bu? Hani ev bu? Aha! Temmuz onu attı! Bir ay kalmış. Temmuz onu attı. Ya var ya, çocukluğumdan beri çok büyük bir Ninja Kaplumbağalar hayranlıyım. Hatta büyük şans ki ekipteki birçok arkadaşımız da Team Unity'yi oldukça seviyor. Zaten özlemiştik bu retro havası veren sağlam beat'em up'ları. Team Unity oyunları zamanında güncel zamana ayak uydurmayı denedi, başarılı da oldular ama hiçbirinden o eski beat'em up Team Unity oyunlarının tadını alamıyordum lan. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge ilk gördüğümde havalara zıplamış, ekipçe oynanacak oyunlar listesinde ilk sıraya koymuştuk. Aynı zamanda 6 kişilik oynanılabiliyor olmasıyla birlikte co-op tarafında çok büyük de bir yenilik yapacaklar. Çünkü co-op oyunlar minimum 1, maksimum 4 oyuncuya kadar izin verirken 6 oyunculuk co-op oyun deneyimi hem çok farklı hem çok hareketli hissettirecektir. Sabırsızlıkla bekliyorum abi, oyun 16 Haziran'da geliyor be, ulan geliyor lan, geliyor, geliyor, geliyor lan. Teenage Mutant Ninja Turtles. Super People. Hacı, anladığım kadarıyla bu da Fortnite vari bir Battle Royale olacak. Vallahi ne Fortnite'la aram var ne de Battle Royale türüyle öyle bir içli dışlıyım yani, değilim. Oynadığım tek Battle Royale oyunu şu anlık Naraka Blade Point diye bir oyun. O da türe farklılık getirdi ve sponsorumuz olduğu için. Ha bu arada öyle sponsor olduğu için oynuyorum, izlenim vermiş. Seviyorum ki sponsorluk anlaşması yaptım. Sevmesem yapmazdım. Reddettiğim çok sponsorluk var bu 6000 aboneye rağmen. Böyle Fortnite'ımsı Battle Royale'ler benden uzak olsunlar abi. Oyun 17 Ağustos 2022'de çıkıyormuş. Vampire's Odyssey. Abi yalan olmasın, Vampire animesini hayatımda hiç izlemedim ama bir arkadaşımın Xbox'ında Musou tarzı bir oyununu oynamış ve bayağı da keyif almıştım. Bu arada One Piece galiba ya. One Piece. Sonunda One Piece'i görünce yine o tarz bir şey mi geliyor lan diye meraklanmadım değil de oyun sıra tabanlı RPG çıkınca, ben de sıra tabanlı oyunlara karşı alerjik olunca oyunun sunumu bitene kadar birkaç saniye kestirmiş olabilirim. Oyun bu yıl geliyor. SoulEdge 42. Gamefest sunumunda oyunla ilgili hiçbir bok anlayamıyoruz ama Steam sayfasında girdiğimde gayet hoş bir JRPG gibi dursa da 650 liradan ön sipariş açık olması birçok şeyi açıklıyordur diye umuyorum.
ediyorum. Oyun 26 Ağustos'ta çıkacak. Capcom Arcade Studio 2. Capcom şu anda Devil May Cry, Resident Evil, Street Fighter ve bu gibi oyunların güncel oyunlarıyla hala masadaki yerini korusa da konu arcade veya retro oyunlar olduğunda zamanında çok büyük işler başarmışlardı. Mega Man ve bu gibi arcade oyunların bulunduğu Retro Oyun Stüdyosu'nun ikinci versiyonu da yoldaymış abi. Metal Hellsinger. Ünlü metal gruplarının oyun için tasarladığı müzikler eşliğinde hem kopu ve hem kafa koparacağımız Doom ekolü bir arcade shooter Metal Hellsinger. Hayatın stresinden çekilmez insanlardan sorunlardan uzaklaşıp patır kütür koparmaya ve kopmaya fırsat sunmasıyla ilgi çekici duruyor. Arcade shooterlar dediğim gibi pek tarzım değil ama müzikleri çok iyi lan oyunun. Müziklerin hatırına sanki bir deneyimlenir ya. Oyunun demosu şu an oynanılabilir durumda, kendim de deneyeceğim. The Quarry. Until Dawn'ın yapımcılarından yine o kafada harika görünen mizah, korku ve gerilim barındıran bir yapım The Quarry. Özellikle karakterlerin yüz mimiklerine baksanız abi çok etkileyici, çok gerçekçi duruyor lan. Sunumda oyunun mizahi yönü çok daha ön planda duruyor olsa da eminim ki görmediğimiz gerim gerim gerileceğimiz ve korkutacak çok fazla sahne barındırıyordur bu oyun içinde. Oyun 10 Haziran'da çıktı, türü seviyorsanız bakabilirsiniz. Ha benim gibi oynamayacağım, oynayandan izleyeceğim diyorsanız mükemmel bir alternatifiniz var. O zamanlar multiplayer'dan şu anda PlayStation Türkiye'den tanıdığımız Özcan abi Twitch'te oyunun yayınlarını yapacağını söyledi. Her cuma korku tüneli başlığı altında korku oyunlarını içeren yayınlar yapıyor. Bu kült oyunları da oynuyor işte, bu Silent Hill'dir, Resident Evil'dir ya da günümüzdeki işte The Quarry gibi yeni çıkan oyunları da oynuyor. Mükemmel yayınlar yapıyor, oradan takip edebilirsiniz. The Quarry'yi de oynayacak. Hatta bugün video yetişmedi. Keşke yetişseydi, bu cuma da yayındaydı ama biz videoyu cumartesi atıyoruz. Affet be Özcan abi be. Bu arada kendi de istemedi. Ben izin almadan böyle bir hani bahsettim Özcan abiden. İnşallah kızmaz. Özcan abi seviyorum seni. Nightingale. Abi Nightingale'da içinde devasa yaratıklar, dinozorumsu hayvanlar barındıran çekici bir hayatta kalma oyunu gibi duruyor. 2022'de gelmesi beklenen oyun büyü, mitoloji ve bu gibi içerikler barındırmasıyla klasik Survivor'lardan oldukça farklı hissettirebilir. Gelsin bakalım. Saints Row. Saints Row serisinin reboot edileceğini çok önceden duyurmuş, üzerinde uzun uzadıya konuşmuştuk. Bu seferki sunumda oyunun daha çok karakter yaratma ekranındaki çeşitliliğe odaklanırken çok oyunculu oynanış tarafının yine eğlence satacağı ortada gibi duruyor. Bilgisayar tarafında Epic Games üzerinden wishlist'e diyebilirsiniz. Warhammer 40,000 Darktide. Warhammer serisinin THQ zamanlarından beri onlarca oyunu çıktı piyasaya. Stratejisinden tut hikaye tabanlı FPS'ine kadar birçok farklı oyunu deneyim ettiğimiz seri bu sefer co-op oynanışı ön planda tutan bir FPS arcade shooter türüyle oyuncuyla buluşmaya hazırlanıyor. İşin içinde gizemli bulmacaların ve bolca aksiyonun yer alacağı oyun 13 Eylül'de geliyor abi. Layers of Fears. Abi Layers of Fears Unreal Engine 5 ile geliştirilen psikolojik korku türünde birinci şahıs kamera açısını kullanan ve bizim çocukları oldukça heyecanlandıran bir oyun oldu. Ama şaşırdığım şey bu oyunu bir tek ben mi duymadım lan? Sunumda diyorlar Layers of Fear geliyor. Ben böyle bakıyorum. Ya ben duymadım. İlk defa duyuyorum orada oyunu. Niye öyle oldu lan? Valla o kadar zamandır şu sektördeyim. Oyun gündemlerini takip ediyor. Önemli olayları analizleyip videolar haline getiriyorum. Yani gündemle içi dışlıyım ama bu oyun nasıl kaçtı lan gözümden? Neyse abi oyun 2023'ün ilk çeyreğinde geliyormuş. Bayağı da hoş duruyor. Bakacağım kesinlikle. Gotham Knights. Sunumlarda süper kahraman oyunlarıyla ilgili gameplay göstermeyip sinematiklerle göz boyama olayı moda oldu galiba. Gerçi YouTube'da onlar gameplay videosu var oyunun ama açık konuşacağım. Hiç mi hiç ilgimi çekmiyorsun be Gotham Knights? Batman'in Arkham oyunları sonrası bu tarz yapımla karşımıza çıkması çok tuhaf hissettiriyor. Bak yenilik denemek, bir şeyleri değiştirmek çok büyük cesaret, çok kral bir hareket ve saygı duyarım ama bu şekilde değil be abi. Oyun bu arada sonunda net bir tarih de verdi. 25 Ekim'de geliyormuş. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz like ve yorum atıp kanala destek olabilir. Abone olup gelecek videolardan haberdar olup bu kanalı hak ettiği seviyeye taşımamda yardımcı olabilirsiniz. Ya bu kanal 6000 abone abi. Bu kanal daha fazlası hak etmiyorum abi. Gerçekçi olalım. Neyse gerçekten hastalanınca insan baş dönünce çeneye vuruyor. Özür diliyorum. Gerçekten özür diliyorum. İzlediğiniz için çok sağ olun. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bu arada fanboylar bak dediğimi yapın. Adamı delirtmeyin. Sizi de seviyorum ama adamı lütfen. Başka bir şey değil. Birazcık saygı. Görüşmek üzere.